İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sanki sadece devletlerin devletlerle ancak sorunu olabilirmiş gibi bir takım protokole yapılmış bu alanda. Yani Hiroşima, Nagasaki meselesinde Amerika Kimya Savaşı'nda Japonya kimyasal silahlara saldırdıktan sonra ortaya çıkan trajedi gözetilerek devletlerle olan savaşlarında, gerilimlerinde, düzenli orduların çatışmalarında veya savaşların söz konusu olması durumunda bir takım silahların insanlık dışı olduğu ve bunların kullanılamayacağını, bu silahları kullananların da bunun sonuçlarına katlanacakları biçiminde bir düzenleme yapmış. Dolayısıyla her devletin kendi sınırları içerisinde özellikle sömürgeci devletler ve işgalci pozisyonda emperyalist amaçları olan devletlerin işgal ettikleri topraklardaki halkların meşru talepleri söz konusu olduğunda bu devletlerin bu talepleri kanla bastırmaya yöneldiğinde bu halkların meşru temelde meşru savunmaya geçmeleri durumunda ortaya çıkabilecek vahim durumlar. Örneğin işte bu statüsüz halklara söz konusu devletler bunu terör kabul edip tırnak içinde bunu kanla bastırmaya kalktığında doğal olarak karşı tarafın savunma temelli vereceği refleksleri bahane ederek kimyasallara başvurması insanlık suçlu biçimde. Fakat Cenevre anlaşması söz konusu. Cenevre protokolü gereği savaş koralarını gözetmek durumunda kalırlar veya bunu kabul edenler, protokolü imzalayan örgütlerle devletler gibi sorumluluk altına girerler. İşkence, kötü muamele veya işte sahada sivillere veya söz konusu çatışan güçlerin yasaklı silahları birbirlerine karşı kullanmaları bu protokol çerçevesinde aslında yasaklanmış. Yani aslında uluslararası güçle taraf olan o Cenevre Sözleşmesi'ne, anlaşmasına, protokolüne taraf olan devletler, gruplar, örgütler bu temelde denetlemeye ve bu temelde söz konusu iddialar bağlamında soruşturulmaya dahildirler. Burada bakıldığı zaman o zaman Türk Devleti'nin en azından Cenevre protokolüne dayanarak Kürt halkına karşı ve Kürt gerillalarına karşı Kürt silahlı muhalefetine karşı kullanmış olduğu insanlık dışı yasaklanmış silahların, gazların araştırması aslında yapılabilir. Uluslararası böyle bir fakat ne yazık ki tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan o bir takım kurumlar bugünkü insanlığın ihtiyacına cevap vermemekte. Yani ne Birleşmiş Milletler, ne işte OPEC gibi kurumlar, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, yani söz konusu protokole ve tanımlanan haklar güncel olmakla birlikte önemli bir kısmı. Fakat bu kurumların yüzleşmiş olması, özellikle Soğuk Savaş dönemine denk düşen bir pratiğe sahip, yani benden olanları savunurum, benden olmayanları göz ardı ederim biçimindeki egemen devletlerin, özellikle beşli bir devletlerin hegemonyasında olan bu tür kurumların ne yazık ki bu tür durumlarda söz konusu devlet, suç işleyen devletin taraf yakınlık duyduğu veya yakın olduğu veya içinde bulunduğu kamptan o beşlerden birine yakın ise orada bir göz yumma hali, bir idare etme hali. Tabii bu göz yumma ve idare etme hali karşılıksız olmuyor. Yani ekonomik veya siyasi askeri olarak bir takım tavizler koparıyorlar. Fakat diğer taraftan mağdurların acısı maalesef kendileriyle sınırlı kalıyor, örtbas ediliyor. Türk Devleti de tabii buna dayanıyor. Bir taraftan NATO üyesi ve Amerika Birleşik Devletleri'yle geleneksel bir ortaklık içerisinde, Almanya ile Fransa ile ortaklık içerisinde, diğer İngiltere ile. Şimdi bu beşliğin içerisinde baktığı zaman Fransa var, İngiltere var, Amerika var, diğer tarafta da işte Çin ve Rusya var. Şimdi diğer son 10-15 yılda da Türk Devleti Rusya ile ciddi askeri, siyasi, stratejik, ekonomik ilişkiler içerisine girmiş durumda.
Rusya'nın da halihazırda Ukrayna'da veya işte Orta Doğu'da sürdürdüğü bir takım işgal veya emperyal politikalarını kolaylaştırıcı rol oynuyor. Hatta gerek Amerika veya gerekse NATO üyeleri ve İngiltere maalesef Türkiye'nin bırakın bu konuda soruşturulmasını mesela Afrin işgalinde, Serikan işgalinde bir kınamaya dahi izin. Türkiye biraz da buna dayanarak ve güvenerek rahatlıkla Kürtlere karşı ne yazık ki kimyasal silah kullanıyor. Bir de Türkiye'nin Türk ordusunun Kürtlerle olan bu münasebeti sicili oldukça kirli. Yani işte Sabri Çağrıyan gibi itirafları var. Yani devletin en üst kademesinde yer almış dönemin Türk devletinin kara kutusu. Hem Dışişleri Bakanı pozisyonunda da hem Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak yardımcısıdır. Hem de aynı şekilde keza Dersim isyanı ile ilgili de görevlendirilmiş, devşirilmiş bir Kürt'tür. Şimdi kendisi orada zaten videoları var. Kendi sesinden bizzat Türk devleti o dönem nasıl Almanya'dan işte gazları aldığını, Hitler'den edindiklerini getirip Kürtlere karşı kullandıklarını söylüyor. 70 bine yakın insanın, çocuğun, kadının nasıl mağaralarda diyor ki iltica ettiler. Yani çatışma yok. Burada söylüyor. Çatışabilecek durumda olmayan kadın çocukları nasıl katlettiklerini söylüyor. Biz 92'lere Türk ordusunun yine Cudi Dağı'nda kimyasalları kullandığını biliyoruz. O günden bugüne birçok alanda kullandılar. En son Kazan Vadisi'nde 2009 yılı mıydı? Sanırım bu Necdet Özel miydi bu Genelkurmay Başkanı döneminde? Hakkari Kazan Vadisi'nde Gelgit ile yine gerilla karşı kullandı ve 36 gerilla orada canice katledildi. Şimdi Afrin'de de mesela dünya gözleri önünde fosfor bombaları kullanıldı. Numuneler ortaya çıktı. Son 2 senedir medya savunma alanlarında da dar bölgelerde etkili olabilecek şekilde bir takım gazlar, kimyasallar kullanılıyor ama son 7 aylık zat hava şiddetiyle savaşında ise tıkanıp dolanınca, ciddi darbe yiyince Türk devleti orada bu sefer sonuç alamayınca bu sefer doğrudan gazlar kullanıyor. Öyle ki en son bilgi aldık. Sizin mesai yani gazeteci arkadaşlarınız, meslektaşlarınızdan biri 2 hafta hastanede kaldı ve kendisiyle telefon görüşmesinde sordu. Ne kadar mesafedeydiniz bu gazdan etkilendiğiniz diye. Rahatlıkla birçok kilometre. Bakın birçok kilometre mesafede kıl payı kurtulmuş. İki hafta yoğun bakımda yüksek bir tedavi görerek ancak şu an yaşamda kalabilmiş. Şimdi birçok kilometre mesafeyi çap olarak hesapladığınız zaman inanılmaz büyük bir şehri yok edecek kadar gaz kullanılmış. Büyük bir kasabayı yok edecek kadar gazın atıldığı anlamına geliyor. Doğrudan büyük bir insanlık suçu işlemiş. Doğrudan. Şimdi orada sadece insan yok. Başka canlılar da var ama belki de başka insanlar da var. Şu an kimsenin insanlardan haber almadığı için, bölgeye kimsenin giremediği için. Aslında can kayıpları ki ne kadar da onu da tahmin etmekten, yani sivil can kayıplarının da olduğu düşünülebilir rahatlıkla. Çünkü söz konusu 3 kilometrelik alanda köyler var, başka çobanlar var, başka tarlaya giren insanlar var vesaire. Bunlar böyle canice bir şey kullanmış. Tabii bu bizim Avrupa'da yürüttüğümüz mitingler ve sürekli söz konusu taraf kurumları. Mesela Amerika Birleşik Devletleri konsolosu, işte Alman, Fransa, İngiltere devletlerin kurumlarının dosya sunuyoruz. Kitlesel eylemler yapıyoruz. Sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bu dosyalar alınıyor tabii bir şekilde. Kanıtları sunuyoruz. Bunları inceliyorlar. Ayrıca kapı arkası diplomasi de sürüyor. Dostlar aracılığıyla da üst düzey bir takım temaslar sağlanıyor. Sözler veriliyor. Araştıracağız, inceleyeceğiz. En sonunda biliyorsunuz bir heyet de geldi aslında alana birçok ay önce. Fakat ne yazık ki KDP'nin trajik bir şekilde engellemesiyle karşılaştılar. Sahaya girmediler. Bu şu demek mi? Yani KDP de aslında bu savaşın bu bağlamda bir tarafı olmuş oluyor. Sen doğrudan savaşın bir tarafı değilsin. Yani dolaylı olarak taraflardan birini desteklesen bile doğrudan taraf değilsin ve neden bu kadar büyük bir insanlık suçunu örtbas etmek için
sorumluluk üstleniyorsun. Fakat yasal silahların yine Kürt çocuklarına karşı kullandığı ve kendilerini sorumluluk alanında, yani kendilerinin sınırları güvenliğinin sorumlu oldukları Kürdistan, Güney Kürdistan sınırları içerisinde olan bölgede kullanılmış. Şimdi dolayısıyla maalesef burada çok trajik bir tarih, Kürt tarihi aslında bir kara leke olarak onu da not düşelim ve günü geldiğinde bence KDP'de bu kimyasal gazların kullanılmasından dolayı uluslararası bir soruşturma açıldığında ciddi bir şekilde payına düşeni alacak. Bunlar ama Kürt halkı kesinlikle peşini bırakmayacak. Öyle de